Moda TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir futbol arena programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Halil Korkmaz hocamla beraber. Bugün yanımızda çok önemli bir konuğumuz var. Ünye 1957 sporumuzun değerli hocası Aydın Yavuz bizlerle birlikte. Öncelikle teşekkür ediyoruz hocam bizleri kabul ettiğiniz için. Biz de teşekkür ederiz. Bugün enine boyuna konuşacağız inşallah. Ünye 1957 sporu değerlendirmelerinizi alacağız. Tabii ki. Halil Hocam, ben öncelikle Süper Lig konuşmak istiyorum yine kısa bir şekilde. Aydın Hocam, sizin de müsaadenizle, değerli yorumlarınızla Süper Lig'e geçmek istiyorum. Başlangıç olarak, ilk olarak bu haftaki sonuçları alabilir miyiz ekrana? Yeni Malatyaspor 0, Fatih Karagümrük 0, Gaziantep 1, Galatasaray 2, Kasımpaşa 0, Kayserispor 1, Başakşehir 1, Hatayspor 5, Fenerbahçe 1, Çaykur Rizespor 0, Erzurumspor 1, Ankaragücü 0, Aytemiz Alanyaspor 3, Sivasspor 1, Denizlispor 2, Göztepe 1, Gençlerbirliği 0, Antalyaspor 1 ve haftanın en önemli maçı Beşiktaş 1, Trabzonspor 2. Deplasmanda Trabzonspor kazandı. Puan durumunu alalım hemen ekrana. Onu da üstünde durup yorumlamaya başlayalım. Şu anda Fenerbahçe lider. Fenerbahçe şu an ekranda gözüküyor mu bilmiyorum arkadaşlar ama Fenerbahçe lider. İkinci sırada Beşiktaş, üçüncü sırada Galatasaray var. Puanlar çok yakın. Bu üç takım aşağıdan biraz daha koptu gibi gözükse de Trabzonspor iyi bir ivme yakaladı. Abdullah Avcı ile beraber çok iyi ilerliyor. Şu anda beşinci sırada. Düşme hattı da pek bir değişiklik yok. İki Ankara takımı, Denizlispor ve Erzurumspor sıralanmış durumda. Son şampiyon ise 15. sırada kaldı Başakşehir. Alabiliriz ekrandan. Ben tabii ki haftanın önemli bir maçı oldu Aydın Hocam. Beşiktaş-Trabzonspor deplasmanda kazandı. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu maç hakkında fikirlerinizi almak istiyorum ben. Şimdi Trabzonspor'un deplasmanda Beşiktaş'ı yenmesi ligin tepesine ayrı bir renk kattı. Trabzonspor Abdullah Avcı ile beraber iyi bir ilme kazandı. 3 gün önce bir Başakşehir Süper Kupa maçı, 3 gün sonra derbi. Ligin o hafta önemli maçı, derbi maçı, Beşiktaş maçı. Acaba ne olur? Kamuoyunda çok büyük düşünceler de vardı. Çeşitli tenkitler de vardı. Çeşitli eleştiriler de vardı. Kamuoyu kendi arasında bu maçın oynanmadan zaman zaman neticesini de belirlemeye Evet. başlamışlardı taraftarlar. Ama akşamleyin gördük ki Sayın Avcı Beşiktaş'tan daha iyi hazırlamış takımını. Burada tabii ki Uğurcan'ın iyi bir top oynayışı, iyi maç çıkarması, Müthişti hocam, Uğurcan. işte Trabzonspor'un takımının kazanma arzusu. Tabii ki Beşiktaş işte öndeyken talihsiz bir gol yemesi, Evet. işte mücadeleden oyuna giren Doğukan'ın kırmızı kartla oyun dışı kalışı, ama ne pahasına olursa olsun akşam gördük ki futbol mücadele, futbol isimler değil, cisimler oynuyor futbolu. Ama Beşiktaş sezon başındaki kamuoyunun, taraftarın düşüncesi, futbol kamuoyunda hep şöyle bir düşünce vardı. Transfer yapmayan İstanbul 3 büyük takımından biri Beşiktaş. Acaba Sergen Hoca nerelerle karşılaşacak? Evet. Ama Sergen Hoca'nın da hakkını vermek lazım. O takımı diğer Fener'e, diğer Galatasaray takımına karşı iyi hazırlamış. Lig boyunca ilk yarı itibariyle iyi götürmüş. İlk yarıyı birinci bitirmiş. Halen de bu yarışın tepesinde Evet. olan bir takım. Ama Trabzonspor geriden iyi geliyor, güçlü geliyor. Abdullah Avcı ile takım olgusu, eski efsane takım olgusu pekişlenmese de yavaş yavaş maç maç iyi geliyor, iyi gidiyor. Şu anda bunları söyleyebilirim Evet hocam, Beşiktaş maçı için. Trabzonspor'da yarışa katıldı. Ben Halil hocamın da yorumlarını almak istiyorum. Bir Trabzonsporlu olarak hocam, keyiflisindir. Maçı nasıl yorumlarsın? Evet, keyifliyiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Maçtan önce iki takımın da gol atacağını biliyordum. Evet. Ve Ben 1-1 diye bir tahminde bulundum. Tutmadı hocam. Ben Trabzonspor'un hem Süper Kupayı hem de Başakşehir'i şey hem Süper Kupa'da Başakşehir hem de Beşiktaş'ı Evet. yeneceğini biliyordum. Bunu da söyledim zaten. Arkadaşlarıma da söyledim. Yani sosyal medyada da yazdım.
Ama öncelikle kaybeden takımdan başlamak istiyorum. Beşiktaş maçı kaybetti ama sanki şunu anladım. Biz mesela Trabzonspor Şampiyonlar Ligi maçında, UEFA Avrupa Ligi maçında iyi takımlarla oynadığı maçları izledim, evet, canlı. Sanki Trabzonspor Avrupa takımıyla oynamış gibiydi. Beşiktaş'ın sağ beki Rossi'ye belki 15 defa çıkıpmıştır, evet, tehlike yaratmıştır. Çok da önemli bir şutu var, Uğurcan yine başarılıydı. Aynı şekilde Ensakala oyuna girdikten sonra. Evet. Asistini de sahibi. 10 defa, evet, asisti de yaptı ve bir iki tane iyi orta da yaptı, evet, ama hani böyle Yıldırım Savar oluyor ya, Yıldırım düşmesin diye, evet, Yıldırım oraya düşürmüyor ya. Trabzonspor'da bir Victor Hugo var. Bütün topları kafasına geliyor, evet, sanki. İnanılmaz bir hava topu hakimiyeti var. Yenilen golde de ayağa kaydı orada. Ayağa kaydı. Ben Beşiktaş'ı çok beğendim yine. İyi oynadılar. Sergen Hoca'yı tebrik ederim. Hatta dün akşam Sergen Hoca'ya bir eleştiri vardı. Feyyaz Uçar ve Reha Kapsal A-Spor'da eleştiri yaptılar. Ben bu eleştirilere kesinlikle katılmıyorum. Şenol Güneş'in Cenk Tosun'u Taliskalı zamanından beri en iyi Beşiktaş'ı, evet, izliyoruz, kesinlikle, ki Beşiktaş kaybetse bile çok iyi oynadı yani. Sonuçta çok hücum oynadı falan dediler ama futbol böyle güzel. Aynen, Premier Lig maçı gibi izledik. 30 dakika faul olmadı, tabii, hocam. Müthiş, tabii, bir tempo, müthiş bir futbol. Ya şimdi araya zaman zaman böyle paslaşalım, girelim. Şimdi tabii Beşiktaş hocam. Tabii hocam. Eleştiriyorsunuz, eleştiriyoruz. Şu anda takım ligin tepesinde takım, evet, yani. Evet. Şimdi ne yapmamız lazım? Yani Sergen Yalçın ya da Beşiktaş oyuncu kadrosu ne yapacak? Yani her gelene 3 tane 5 tane gol atıp her hafta 3 puan mı alacak? Yani dünyada bir tane bana söyleyebilir misiniz? Ben, yok, duymadım. Yenilgisiz bir tane takım, gol yemeyen bir tane kaleci. Ben duymadım. Yok. Varsa bir örneğini bize gösterin. Önemli olan tabii ki ligin sonunda ipi göğüslemek, şampiyon olmak. Yalnız tekrar ediyoruz. Yani bu iş mücadele işi. Evet. Tabii ki şans faktörü yanımızda olacak, yanında olacak. Trabzonspor ne diyoruz? Uğurcan iyi top oynadı diyoruz. Evet. İşte galede yer tutması, işte topları kurtarışı, işte takımına bir güven, artı takım kaptanı, o kurtardıkça oyuncu grubu kendine geliyor. Beşiktaş takımına karşı oynuyorsun yani. Beşiktaş takımı akşam kötü top oynamadı ki. Beşiktaş takımı fazla girip fazla şut, fazla denemedi, fazla arayış, evet, içinde olmadı. Oysa Trabzonspor iyi kötü gitti, golü buldu. Gitti, pozisyon buldu. Yani Trabzonspor biraz daha böyle daha diri, bir zaman zaman daha pozisyonları harcasına değil de biraz daha böyle iyi çıkabilseydik, örneğin ortalandan yani böyle ikinci bölgeden öne geçişleri zamanında düzgün yapabilseydik belki de bir iki tane daha gol, evet, olabilirdi. Ama Beşiktaş takımında bir bakıyorsun, öndeki Abubakar yani tehlike arz eden, evet, oyuncu. Yani Beşiktaş kötü takım değil. O sağ bek uzun yıllar sonra Beşiktaş Rıza'dan sonra iyi bir sağ bek yakaladı. Yani bu görünüyor yani, bu gerçek, evet, yani bunu sokaktaki simitçi Ali Efendi'ye de sorsan o da aynısını söyleyecek yani. Ondan sonra o çocuğun, sol bek çocuğun mesela sakatlanıp çıkması Beşiktaş geleceğini 10 yılın 15 yılında damga vuracak sol bek kazandırdı. Milli takım da. Yani milli takım da şimdi Trabzonspor Uğurcan'ı, Ömür'ü, Parmağı, Serkan'ı, Yazıcı'yı kazandı. Bazı olumsuzluklar kulüp, evet, adına diyorum, bazı isimleri ortaya çıkarıyor. İşte Beşiktaş'ta işte o çıkan çocuk, işte zaman zaman şimdi bakıyoruz. Genç şeyden Başakşehir'deki Fener'e giden İrfan. İrfan yani bunlar bu takımın altyapılarından, amatör, evet, kümelerden, tabii, topraklardan yetişen çocuklar. Ama gelelim federasyona, adam ne diyor? 16 tane yabancı. 16 tane yabancıyı sen ligin dibindeki, ligin tepesindeki takıma sunarsan federasyon olarak ben Ünyespor'da nasıl attan oyuncuyu alacağım da parlatacağım da geliştireceğim de lige sunacağım. Tabii hocam. Hedef bir idareci, hedef takımda yakaladığın zaman gence diyorsun, bekle diyorsun. Yetenekli gence, amatör takımda, Ünyespor'da da ben yetenekli gençten varım. Yukarıda da profesyonel ligde de varım. Ama size bırakma şansları yok ki. Yukarıdan hemen çağırıyorlar. Ondan sonra bir 16 tane yabancı sevdalığı da çıktı şimdi Türkiye'de. Genç gidiyor. Haydi evladım nereye? Üçüncülüğe, Gölcük Spor'a. Örneğin Baybur Spor'a. Sen piş, kiralık oyna, ondan sonra gel. Şimdi ben o takımları küçümsemiyorum da liglerini de küçümsemiyorum. Yalnız benim takımım varken yabancıya yani bu hayranlık niye bu kadar yani? Tamam olsun, kalitelisi gelsin. İnanıyorum ki normal şartlarda Trabzonspor'da para sıkıntısı,
ekonomik sıkıntı olmasaydı Ömür de çıkmazdı. Yazıcı da çıkmayacaktı. Uğurcan da çıkmayacaktı. Gelecekti yönetimin üstteki tepesindeki kulüp başkanı sağdan soldan öneriyle, tavsiyeyle yabancı oyuncular. Hem kulübün parası gidecekti. Zaten Trabzonspor öde bitiremiyor. Trabzonspor'un işte borcu has safhada. Yani buna bir çözüm yetkililer, federasyon. Ben kesinlikle karşıyım. İyisi gelsin, fazla da olmasın. Aynen. Olmasın ki Şenol Güneşler, olmasın ki milli takım iyi oyuncular toplasın, iyi oyuncular tespit etsin. Dışarıya verdiğimiz cenkler geriye Türkiye'ye dönüş yapmasın. Bangır bangır çıksınlar, top oynasınlar. Avrupa liglerinde top oynasınlar. Biz de onlardan faydalanalım. Yenilerini, yeni yazıcılar yollayalım. Yeni oyuncular gitsin Avrupa'ya. Niye? Biz Türkiye'ye sanki böyle bir, yani turizmde bakıyorsun yabancılar cenneti. İşte parası olan geliyor Antalya'sında yaşıyor bir ay. Nedense bizler gidemiyoruz. Ama müsaade edin de futbolcu da o kadar gelmesin Türkiye'ye yani. Alttan yetiştirelim. Yani bu antrenörlerin önünü açmayın. Gençlerin önünü açalım. Gençlere değer verelim. Yani Ünyespor'un gencini nerede parlatacağız biz? Nerede oynatacağız biz Ünye'nin gencini? He, yetenekliyse biz oynatacağız onu. Ama bugün değil, ama iki ay sonra biz kadroda bulunduracağız. Şansı da buldu mu çocuk oynayacak. Aynen öyle hocam. Yani bunlara lütfen, yani konumuz bu olması lazım. Yoksa yukarı Süper Lig'i konuşalım, tartışalım. Yalnız ben inanıyorum ki gerçek konumuz bu olmaması lazım. Ha, değinelim çıkalım. Evet. Tamam. O konuya da değineceğiz hocam. Alt liglere, evet, değineceğiz. Alt yapıyla ilgili kazananlarımız olacak. Bir şey bahsetmek istiyorum. Bir defa Uğurcan çok üst düzey bir kaleci. Avrupa'nın en iyilerinden bence. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben Ronaldo'yu canlı izledim Türkiye'de statta. Ne bileyim, o kadar Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçını izledik. Ben ama Wakayeme gibi bir adam izlemedim. Ben de ona değineceğim hocam. Ya bu şaka gibi. Wakayeme şaka gibi ya. Bizim yarı alandan topu alıyor. Gidiyor ceza sahasına bir şekilde geçiyor. Evet. Çabuk da değil ha. Çok hızlı bir adam değil Wakayeme. Ama geçiyor Wakayeme ve, evet, dün yine inanılmaz bir şekilde gol attırdı yani. Aldı at dedi, evet, Vitor Hugo'ya. Yani Wakayeme ve Ekuban varken ben burada her zaman bunu söylemiştim. Sezon başı Ekuban'ın sakatlığı oldu, Wakayeme'nin sakatlığı oldu. Wakayeme ve Ekuban varken Trabzonspor 1-0 önde başlıyor maçlara. Ki ligin açık ara en iyi takımını yendi Trabzonspor, evet, dün akşam. Bu maçla ilgili başka da bir şey söylemek istemiyorum kardeşim. Hocam Wakayeme'den bahsettiniz, ben de bahsetmek istiyorum. Evet. Şimdi ben maçı izliyorum hocam. Yani bu, dedim ki Trabzonsporlar bu adamın neyini beğeniyor, deli olacağım, ne kadar yavaş, şudur budur. İzliyorum, tın 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 tın. Hop, ceza sahasında Trabzonspor pozisyonda. Beşiktaş baskı yapıyor. Top Wakayeme'de, hemen baskı kırıldı. Trabzonspor hata çıktı. Gerçekten müthiş top tutuyor. Müthiş beğendim. Hani mahalle maçında gerçekten çok iyi. Bir abi olur 16 aynen yaşında. Öyle. Diğer çocuklar 10 yaşında falan olur. Geçer ya Wakayeme, aynı öyle ya. Çok değişik yani. Aynen öyle. Allah sakatlık belanı. Öyle yetenekler gelsin. Ya, onlara lafımız yani, yok ya. Yani. Yabancı ama gelecekse kaliteli gelsin. Ya Tefif'e de seyrediyoruz lütfen. Yani ben, bu ülkenin parası o kadar ucuz değil yani. Yani çok gerçekten ya. Yeteneksiz futbolcular sadece yığınla yabancı var olduğu için geliyorlar her ya, takımda. Yığınla var. Yığınla. Biz şimdi burada her şeyi açık açık yani söylemek şansımız yok yani. Bizim liglerde çalışan hoca arkadaşlarımız var ya. Birileri geliyor. Yani CIA oyuncu geliyor. Birileri, evet, geliyor, getiriyor. Evet, evet. Yani Halil Hoca, ben Halil Hoca istiyorum. Ya boş ver, geliyor işte. Birileri getirdi yani. Aynen öyle hocam. Dediğimiz gibi Süper Lig bu şekilde. Onun haricinde Fenerbahçe kazandı 1-0. Galatasaray önemli bir deplasmanda kazandı. Ben de Galatasaray'ı buradan çok beğendiğimi yine söylemek istiyorum. Galatasaray benim favorim hocam. Ben favori olarak görüyorum. Beşiktaş iyi bir futbol oynuyor ama dediğim gibi en dengeli futbolu Galatasaray'ın oynadığını düşünüyorum. Fenerbahçe'ye İrfan Can'ı kaptırdılar. Bu kimse algı yapmasın boşuna. Görüyorum hocam sosyal medyada çok algı yapıyorlar. Yok Fenerbahçe'ye şu fiyata aldırdık, şudur budur. O işleri geçeceksin. Senin yönetimin bu adamı alabildi mi? Alamadı. İrfan Can yetenekli mi? Çok yetenekli. 2021 turnuva sonrası 20 milyona gider mi Avrupa'ya? Gidebilir. Mümkün mü? Sen bu transferi kaybetmişsindir. O yüzden şey yapmaya gerek yok. Yeni forvete hayırlı olsun Muhammed. Onun haricinde Getson çok beğendiğim genç bir oyuncu, opsiyonu olsa bile alınamaz. Umarım 1,5 yıllığına getirilmiştir diyorum.
Bakasetas Trabzonspor'a hayırlı olsun. Ligde en beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Dediğimiz gibi yabancı gelecekse doğru, böylesi gelmesi lazım. Bunun haricinde Mesut Özil'i burada konuştuk zaten. Fenerbahçe güçlendi. Beşiktaş transfer yapmadı. Cenk Tosun'u getirdi. O çok önemli bir çok alternatif. Bir çünkü santrafor'u yedekler, Larin'i yedekler. İlk 11 oynar. Hepsini oynar, yapar. Cenk oynar. Çok önemli bir isim. Bu şekilde Süper Lig'i kapatmak istiyorum. Tüm takımlara hayırlı olsun ikinci yarı diyorum ve önce Bal Ligi'nin son durumunu konuşmak istiyorum. Hocam siz de bildiğiniz gibi bazı açıklamalar, demeçler verildi. Kitapçık çıkarıldı, şudur budur ama son durumda baktığımızda ortada yine fol yok, yumurta yok. Hiçbir şey evet, kalmadı. Siz ne düşünüyorsunuz hocam şu an başlama durumu ile ilgili? Şimdi biz böyle Kasım 10'unda topbaşı yaptık. Yaklaşık 2 ay aşkındır Ünye'de sahadayız. Böyle antrenmanlarımızı hedef doğrultusunda çalışıyoruz. İşte böyle haftalık antrenmanlarımızı bitiriyoruz. Ondan sonra futbolculara 3 gün, zaman zaman 2 gün izin veriyoruz. Kimi burada geçiriyor iznini, evet, kimi memleketine gidiyor. Ama izlediğimiz yol iyi bir yol. Yani oyuncu grubu memnun. Önemli olan futbolcuların memnuniyeti, kırmadan, dökmeden, fazla da sıkmadan, bunaltmadan bu işi götürmeye çalışıyoruz. İnanın yani futbolcular artık daha soru sormuyorlar da bizlere. Dışarıdan taraflı tarafsız herkes günün 24 saati telefonda olsun, yüz yüze olsun, bu işleri konuşuyoruz. Biz de dilimizin döndüğünce bir şeyler söylemek istiyoruz. Ama bu işin tepesindeki o yönetim kurulundaki arkadaşlarımız var. Zaman zaman onlara ulaşamazsak da onların böyle birebir görüştüğü arkadaşlarla beraber iletişim kurup sizler gibi yani bir gazeteci gibi bilgi toplayıp futbolcu arkadaşlarımıza evet, sunuyoruz. İdaricilerle paylaşıyoruz. İdaricilerimiz de bundan Mehmet Ali Başkan ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. İşte buraya gelişimizdeki en büyük pay sahibi onlarındır. Ta ki burada biz 10 yıl önce yaklaşık bir üçüncülükte bir dönem işte çalıştık. Üçüncülükte, şampiyonlukta işte bizim de emeğimiz var, geçti. Oradan işte kalan idareci arkadaşlar bizim buraya gelişimiz yani iyi bir yönetim kuruluna sahip olduğumuzu söyleyebilirim. İşte böyle hedef doğrultusunda iyi futbolcular tespit edip daha önce çalıştığımız çeşitli kulüplerde şampiyonluk yaşadığımız, şampiyonluk yaşayan oyuncuları buraya çekmeye çalıştık. İyi bir takım yaptık. İyi de bir takımımız var. Böyle bakıldığı zaman %70, %80'ini hazırladık gibi. Sadece böyle belirli bölgelerde, belirli evet, mevkilerde oyuncularımızın eksik olduğu, işte bir iki tane daha buraya futbolcu alırsak daha da güçleneceğimizi. Çünkü Balli'nde İşte şampiyonluk olsun, şampiyonluğa giden yol nerelerle karşılaşacağımızı çok iyi biliyoruz. Bilmek zorundayız ki yaşadık. Daha önce çeşitli kulüplerde örneklerini de yaşadık. Ama gelelim ki işte Balli'nin tarihi, her şeyi zaman zaman geçiyoruz da tarihine takıldık. Evet. Buradan amatör futbolcu, profesyonel futbolcular da zaman zaman canlı yayınlarda destekler verdi. Teşekkür edeyim onlara. Biz de işte Facebook sayfasında biz de katıldık, yazılarımızı yazdık. Ama işte bir tarih nedense açıklama lüksünü federasyon bulamadı mı, zaman mı ayıramadı? Çeşitli işte U19 maçlarının tarihlerini belirlediler. 15 Mart'ta başlayacak dediler. Ama en son Cumhurbaşkanımıza bu iş intikal edince bir an önce bu işi başlatın kelimesini, İşte talimatını yetkililere, arkadaşlarına, kabinedekilere verdi, sundu ki bir hareketlilik başladı. İşte Balli'nde görüyoruz 268 tane zannedersem kulüp var. Her gün sayfalarda işte çalışmayan kulüp sayısı bilmiyorum Halil Hocam. İşte çok az zannedersem işte herkes topbaşı yaptı. Transferleri görüyoruz. İşte Facebook'larda paylaşımları görüyoruz. Hocalarını belirlediler. İdareciler yönetim kurullarını oluşturdular. Sadece tarih ama geliyoruz bazen işte bilim kurulundaki o hocalar zaman zaman işte böyle bir Mart sonu gibi diyorlar. Oraya işaret ediyorlar. Nisan başı gibi diyorlar. Başlayacak işte tarih vermekten yani
Nasıl yapacaklar? Biz de oraya gelip takılıyoruz ama 15 Şubat'ta zannedersem amatör aktarmalar başlıyor, transferler evet. başlıyor. O bir iyi ışık olduğunu, eğer transfer bir kulübe, bir federasyon, bir amatör, bir ASKF, bir amatör futbol yaptırıyorsa demek ki onun sonrası müsabaka olması gerekir. O düşüncedeyim. İşte burada kulüp başkanımız ve yöneticiler çalışıyorlar. Onlar da zaman zaman federasyondaki yetkilileri rahatsız ediyorlar. Ama şu bir gerçek, o inançtayım ben de. Hızlandırılmış bir bal ligi bizi bekliyor. Hızlandırılmış evet. bir lig oynayacağız. Sayısı, grubu işte zannedersem 3-5 tane masada seçenek var. 3-5 tane senaryo var. Hangisi kulüplerin lehine ise onda bir karar kılacaklar. Ama ben de şunu aldığım duyum, zannedersem işin başındaki Ali Düşmez Beyefendi 45 gün işte 40 gün bir amatör takım kaç günde hazırlanırız diye bir süre verecek. Bu da zannedersem Mart sonu gibi. Şubat evet. başlangıcını sayarsak bugün itibariyle Mart'ın sonu gibi düşüncesindeyim. Ama en azından şu 15 Şubat'ı görüp de şu aktarmalar başlarsa biraz daha Balli zaten ciddi bir lig, daha ciddi bir konuma gelecek evet. inancındayım. Tüm bu süreci hocam detaylı bir şekilde konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Ondan önce ben Halil Hocam'a da sormak istiyorum. Hocam siz görüşmeler yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Son durum hakkında sizin bir fikriniz var mı? Şimdi kardeşim sana şunu söyleyeyim. Handball oynanıyor mu? Oynanıyor. Antikler oynanıyor. Evet. Voleybol oynanıyor mu? O da oynanıyor. Covid testi yapılmıyor. Sadece Hayır. sezon başı bir defa yapılmış. Yani o yüzden bize Ali Düşmez'in, Nihat Özdemir'in söylediği bahaneler hep yalan. Evet. Yalan dolan. Zaten Nihat Özdemir geçen gün şey dedi. Ben dedi keşke Türkiye Futbol Federasyonu olmasaydım dedi. Onun da niye olduğunu biliyoruz. İşte 3-5 tane daha fazla ihale almak için, siyasete yakın olmak için oldu. Siyasetten emir aldı, oldu. Bizim Türk futbolumuzun son hali de budur işte. Siyaset istediğini oraya evet. getiriyor. Bundan önce de Beşiktaş'ı batıran, belki de son 50 senenin en kötü başkanı bize Türkiye Futbol Federasyonu başkanı yaptı. Yıldırım evet. Demirören. Şu anda iddianın Tabii. başında hocam. Bugün ilk kongreleri vardı AK Parti'nin. Tıklım tıklım evet, doluydu. Tıklım Sayın tıklım. Cumhurbaşkanımız da dedi zaten bu pandemiye rağmen. Bu pandemiye rağmen şu an sesim çıkıyor yine. Bu pandemiye rağmen tıklım tıklım doluydu. Ayrıca futbolcular diyor ki bizim aşı parasını biz verelim diyor. Bunu da söylediler. Sayın Mehmet Baykan'a da söylediler. Muharrem Kasapoğlu'na da söylediler. Aynı şekilde test parası amatör kulüpler karşılayamaz dediler. Aynı şekilde onu da karşılıyoruz diye çocukların beyanatı var. Sonuçta hep zarar edeceklerine daha az kazanalım ama test parasını verelim diyorlar. 15 Şubat'a kadar da açıklama gelmezse bütün futbolcular çok kalabalık bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyecek ve Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez daha bizim sıkıntılarımızı kimse gidermedi diye tekrar tekrar bunu dile getirecek. Aynı şekilde Sayın Nihat Özdemir 100 bin tane maç oynatmamız lazım diyor, oynatırsak diyor. Hayır, oynatmaz lazım değil. Bölgesel, şu an sahaya inen bir tane süper amatör, birinci amatör, ikinci amatör takımı var mı? Yok. Şu anda yok. Yok. Bal liginde takımların %60'ı sahaya indi, %80'i transferini bitirdi. Bal ligini başlatırsın ki bal ligini hocam Nisan'ın ortasına falan başlatırsan yetiştiremezsin. Doğru mu? Hızlandırılmış lig de olsa şimdi, zor. Şimdi şöyle, bu yerellik yani UEFA'yı bağlamadığından yani bu tabii ki bu da bir duyum ama yine o federasyonun içindeki yetkililerden tabii. bir duyum. Temmuz'a kadar yolu var gibilerinden söylemler oldu. Yani bir tarih verseler ona göre herkes işini yapsın. Yani Halil Hoca evet. şimdi şöyle, yani antrenman yapıyorsun. Tamam, antrenman yapıyorsun. Çocuklara teşekkür ediyorum ben, futbolcularımıza. Yönetim kuruluna tekrar ediyorum. Mehmet Ali Başkan ve ekibine tekrar ediyorum. 2,5 aydır yaklaşık orada tesisimiz açık. Futbolcu üçüncülükte. 2B'deki şartları aynen o tesisin içinde buluyor, görüyor. Memnuniyetlik has safhada. Sahası, sentetiği, malzemesi, yemekhanesi, yani biz bu liglerde yani bir
35 yılımızı verdik. Tabii. Biz ikinciliklerde de düdük çaldık, üçlerde de çaldık, şampiyonluklar yaşadık. Ama yani burası, bu Ünyespor bir an önce hak ettiği yere hep beraber şehir ayaklanacak, ayağa kalkacak. Şu maçlar bir tarihi belli olsun. Şu takımın etrafında kaymakamımızla, belediye başkanımızla hep birlikte el ele verip şu takımı layık olduğu yere Ünyesporumuzu tekrar çıkartacağız. Yani burada kime ne görev düşüyorsa ben her şeye açığım. Günün her gün, her saniye, her saat Cevizli Dere'de herkesten fikir alışverişi paylaşmak, sohbet etmek de isterim. Ta ki ben Ünye'de, Ünyesporumuzda Orhan hocamızı gittim ziyaret ettim. Osman hocamızı gittim ziyaret ettim. İşte Halil Hoca teşekkür ediyorum. Kamp yaptığımız Ramadotel'e kadar geldi. Sohbet, bilgi alışverişi, fikir alışverişinde bulunduk. Eski idarecilerle, eski kulüp başkanlarıyla, Ünyesporla devamlı istişare halindeyiz. Ki amaç şu Ünyesporu layık olduğu yere çıkarmak. Bunun için bizlik sahada, sizlik basın, gazete, televizyon, şehir, taraftar ki ben o işareti, o kıvılcımı taraftarda görüyorum. Evet. Çünkü eski burada çalıştığımız zamanlardaki o seyirci, o taraftar ta ki bir işte bundan yaklaşık bir çift kale kendi aramızda böyle oynadık. Şehir stadında işte taraftarlar geldi. Teşekkür ediyorum buradan onlara. Bu kulübün gerçek sahibi onlardır. Onlarla beraber bu kulübü yönetim kurulu, taraftar işte tekrar ediyorum. Kaymakamımız, belediye başkanımız bu takımı layık olduğu yere çıkaracağız. Sizlerin desteğiyle. Çalışırsak başaracağız. Yeter ki doğruları yapalım. Yeter ki doğru seçimler yapalım ki iyi de futbolcular tekrar ediyorum bak. İyi de futbolcular tespit ettik. Yani böyle avaki rakamlara da değil. Biz çok üst düzey rakamlar da verebiliriz. Her şeyi sorabilirsiniz. Her şeyi açığım ben. Yani çok şeffafım. Her şeyde bilgi birikimimi sizlere aktarabilirim. Yani böyle dışarıda duyuyoruz. İşte diğer rakipler oyuncu falan alıyorlar. İşte fazla parayla da bu iş olmuyor. Az parayla da olmuyor. O dengeyi, balliğinde şampiyon nasıl olunur? Hedefe nasıl varılır? Hedefe giden yolda neler yapmamız lazım? O işleri hep beraber tekrar ediyorum. Vereceğiz sırsırta yönetim kurulu, taraftar. Başladığımız gibi bitirmek mi istiyoruz? İyi başlamak zorundayız. O da bizlerin işi. O da sahada futbolcuların işi. Evet hocam. Hep birlikte inşallah Ünyespor'u hak ettiği yerlere taşıyacağız inşallah hocam. Bu arada Halil hocam hayırlı olsun. Aslında hocam karşınızda bu sezon belki de bir rakibiniz var. Hayırlı olsun dedim. Hocam transfer görüşmesindeydiniz. Hayırlı olsun Ladik Belediyespor. Siz açıklayın isterseniz, siz bahsedin son durumdan. Sürekli görüşüyorduk, orada çok sevdiğim, abim gibi gördüğüm yöneticiler var. Yavuz abi, Hakan abi, işte Murat abi var, Koç Yiğit. Kadir başkanımız var. Hafta içi gittik, geçen hafta içi gittim, bu hafta içi değil. Her konuda anlaştık, hiçbir sıkıntı yok. Fakat hala federasyonumuz bir tarih vermediği için bazı şeylere başlayamadık. İnşallah federasyonumuz ayın 15'ine kadar tarih verdiği zaman biz de hem sahaya ineriz hem transferlerimizi açıklarız. Zaten görüştüğümüz futbolcular da var. İş transferi, öncelikle iş transferde arkadaşlarımız var. Allah'ın izniyle Ladik Spor'u hak ettiği yere çıkaracağız. Müthiş de bir tesisi var zaten. PTT Ligi gibi bir tesisi var. Sentetik sahası var, çim sahası var. Kar çok yağıyor Ladik'e. Halı sahası var. İstersen orada idman yapıyorsun. Ve bunlar tesise 10 metre uzaklıkta. Hocam senin mikrofon düşüyor. Yok problem değil. Benim de gülesim geliyor. Mikrofon düşsün de kendi düşmesin. Yani. Aynen öyle. Programda sıkıntı yaşamayalım. Hocam hayırlı uğurlu olsun. Ladik önemli bir camia tabii. Önemli teşekkür bir deplasman da olacaktır. Yüksek rakımı vesaire. Tabii. Bildiğin Sivas deplasmanı gibi. Erzurum deplasmanı bence gibi. Bence daha zor olacak. Daha zor bir deplasman. Önemli maçlarda umarım izleyeceğiz. Hani bir tarih verilirse umarım izleyeceğiz. İkinizi de ben keyifle izlemek isterim. İnşallah, inşallah. Halil hocamı da uzun süredir tanırım. Siz de bildiğimiz gibi çok başarılı bir hocasınız. Lig önemli bir şekilde ilerleyecektir diye düşünüyorum.
Hocam ve ben müsaadenizle artık iyice Ünye Spor'u, Ünye 1957 Spor'u konuşmak istiyorum. Hocam Ünye 1957 Spor da demek zor aslında biraz. Ünye Spor. Ünye Spor aslında kulüp hocam. Başkanımızla da idareci arkadaşlarla evet. da konuştuk. Hocam Ünye Spor. Onlar da Ünye Spor evet, diyor. Evet. Biz de Ünye Spor. Siz de hocam Ünye Spor. Yıllar önce Ünye Spor'da bir geçmişiniz oldu. Evet. Üçüncü ligde burada takımımızla beraber oldunuz. Evet. Ben bu süreçten itibaren Ünye'ye dönüşünüzü sormak istiyorum. Bu süreç nasıl gelişti? Ünye'ye nasıl geldiniz şu anda? Nasıl takımın başına geldiniz? Şimdi Ünye ile bağlarımızı hiç koparmadık. Yani Anadolu'nun çeşitli yerlerindeydik. Trabzon'da yaşıyoruz ama idareciler, deplasman, işte geçişlerde, gelişlerde hep uğruyoruz. Halatır soruyoruz, onlar arıyor falan. İşte böyle idareciler aradı. Biz de seve seve, hiç böyle maddi, manevi, yani bildiğimiz camia, yani köklü bir camia, işte görüştüğümüz, sevdiğimiz insanların olduğu bir şehir, seve seve geldik. İyi ki de gelmişim. Yani ama yani burayı yani üçüncülüğe taşımamız lazım. Evet. Yani burada tek sıkıntı profesyonellik şu anda bu takımın yukarıda olmayışı. Yani bakıyorum ben şimdi yani Anadolu'da tabii ki çalıştığımız takımlarda şampiyonluk yaşadık ama yani şimdi bizim hiçbir takımı, hiçbir şehri, hiçbir şehrimizi küçümseme şansımız yok. Yani ne beldeler oynuyor üçüncülüklerde, iki beylerde, Ünye Spor. Evet. İşte balliğinde işte çıkmak için çırpınıyor. Yani tabii ki kimse arzu etmezdi bu hallerde, bu durumda olması. Yalnız oluyor işte. Bazen zaman zaman ben hata yapıyorum. Siz yapıyorsunuz. Halil Hoca yapıyor. Oluyor. Ama bir an önce tekrar ediyorum, şu takımı bulunduğu yerden bir an önce layık olduğu yere çıkarmamız lazım. Bunun için de işte uğraş vermemiz lazım. Yani yönetim kurulu, çok heyecanlı bir yönetim kurulumuz var. Heyecanlı bir başkanımız var. Yani o da bize bir güç veriyor. Yani böyle bir iştahımızı kabartıyorlar. Yani futbolcu, işte bizim hocalarımız, masör malzemecimiz, ta ki mutfaktaki ahçımız Eren kardeşimize kadar hepsi böyle ligin başlamasını, bir an önce şekil almasını, yani oyuncu kadrosunu, işte gelecekler, işte halen daha görüştüğümüz oyuncularımız var. Yarın İkisi profesyonellikler aktarma işi bitiyor. Transfer sonlanıyor. Evet. İşte profesyonel takımlardan görüştüğümüz oyuncular var. Onlarla başkanımız birebir konuşuyor. Muhatap oluyor. İşte yarından itibaren yine hareketli günler, hareketli evet, saatler hocam. Ünye Spor'da yaşanabilir. Ki bundan önce olduğu 25 tane futbolcu kardeşimiz var. Altyapıdan 5 tanesi, altyapıdan Ünye'nin çocuğu, gönül istiyor ki onları yani hiç bırakmamak, devamlı takımın içinde tutmak ki düşüncemiz o yönde. Ama bunun yanında yine altyapımızdaki işte oyuncular, işte Metin hocamızın takımından, işte orada çalışan zaman zaman futbol okulları geliyor. İşte biz gidiyoruz, takip ediyoruz. Onlarla beraber antrenmana çıkıyoruz ki oradan bir Ünyeli, evet. bir gencimizi de yakalayalım, yukarıya çekelim. Kadronun içinde bulunduralım. Kampsa kamp dönemini onlarla beraber geçirelim. Aramıza katalım. İnan uğraşımız o. İşte tesisin, var olan tesisin içindeki, yani bu yönetim kurulu, bizler, teknik kadro, sadece bir dönem ki bu da doğal bir şey. Bir dönem futbol takımından ilgilendiğimiz kadarıyla, ta ki sahanın bakımına kadar, ta ki oradaki işte seyyar yaptırdığımız kaleler, onların ayaklarını teker işte kaynakçısı falan. Yani bayağı orada uğraş veriyoruz ama verdiğimize de değiyor. Her verdiğimiz işin sonucunu inanın güzellikle alıyoruz. Bu da oyuncu grubuna yansıyor. Oyuncunun o iştahı, çalışması bize de onur, güç veriyor. Biz de iyi bir takım yaptık ama transfer futbol takımlarında bitmez. Ünye Spor'da da bitmeyecek. Görüntü o. İyinin iyisini yapacağız. Pandemi süreci, hızlandırılmış bir lig oynayacağız. Oyuncu lazım, futbolcu lazım. İşte oyuncunun 2 günde, 3 günde, işte neyse 4 günde maç oynaması yorgunluktur, sakatlıktır, kartıdır, evet. cezalısıdır. Gönül istiyor ki hiç kimse sakatlanmasın. Ama zaman zaman darbe aldığı zaman bir amatör oyuncu ister istemez bazen sıkıntılar evet, çıkıyor. Hocam. Sıkıntılar yaşıyoruz ama Ünye Spor, tekrar ediyorum, gelişimiz İyi oldu. İnşallah sonu da iyi biter. Hep beraber şu takımı tekrar meydanlarda coşkuyla
kutlarız. İnşallah hocam. Peki benim bildiğim kadarıyla Kasım sonu Aralık başı gibi toplandınız. Ne zaman toplandınız hocam? Kasım 10'da topbaşı yaptık. Kasım 10'da topbaşı yaptınız. Peki Kasım 10 şimdi Şubat diyoruz, Mart diyoruz. Neredeyse Mayıs yani. Mart'ın hemen hemen ortasında... başlama tarihinden beraber 4 ay bir fiil antrenman yaptık. Yani hocam şimdi, çok uzun bir hazırlık süreci. Şimdi uzun hazırlık süreci katılıyorum. Doğrudur. İnanın bizden önce örneğin bir Ali Ağa 6 aydır çalışıyor. Evet. Şimdi biz o şey az önce de söyledik. Biz o süreci nasıl yapıyoruz? Nasıl yapmaya çalışıyoruz? Örneğin 5 gün antrenman yapıyoruz. 3 gün izin veriyoruz. 5 gün antrenman yapıyoruz. 2 gün izin veriyoruz. Yaklaşık o 4 ay işte başlama evet. tarihine kadar 4 ay öyle Mart'ın sonu gözün önüne alırsak o 4 ayın en az bak en az 1,5 ay izinle geçiyor. Evet. Yani bu da oyuncuya bir yenileme, oyuncu bir deşaz oluyor. İşte gurbetçisi, işte evli olan, çoluk çocuğu olan var. İşte memleketlerine gidiyorlar. O da onlara bir haz veriyor. Dönüşlerinde tabii ki durum değerlendirmesi yapıyoruz. Yani biz hayatta ben kendimi hiç beğenmem. Ben demem zaten. Yani Cenab-ı Allah da ben dedirtmesin yani. Amin. Ömrümüz 59 yaşındayım ben. Hayatımda ben demedim. Halil Hoca da bizden, siz de bizden. Yardımcı hocalarımız bilir. Yani yardımcı kelimesini bile farkındaysan Sarper Hoca yanımızda evet. yardımcı bile işte ziyaretinde söyleyemiyoruz yani. Evet, ben söyleyemem yani. Evet. Hep beraber 5 kişi teknik kadromuz, işte Erol hocamız, Rüştü hocamız, işte kaleci hocamız, Orçun hocamız. Ben profesyonellikte Hopa Spor'da 2 yıl çalıştım. Benim kalecimdi. İşte kaleci hocalığına başladı. Diplomasını aldı. Davet ettik geldi. Teşekkür ediyoruz. İşte Sarper hocamız. Buradan tanıyoruz. İşte Bayrampaşa'da 3. şampiyonluk yaşadığımızda bizden önceki yıllarda oradaydı. Buradan da tanıyoruz. Ünye Spor'dan. Böyle bir iyi bir teknik kadro yaptık. İşte tekrar ediyorum. İşte kulüp personeli bizi benimsedi. Biz onlara bir abi. Biz onlara bir hoca değil de İşte onlarla bir arkadaş gibi. Evet. Kulüp müdürümüz olsun, başkanımız olsun, Anıl kardeşimiz olsun, yıllarca tanıyorum. İşte Alperen kardeşimiz, Ethem başkan, Doğan başkanımız olsun. Yani isimlerini, yani Ferhat arkadaşımız, yani az önce de dedik, yani Mehmet Ali başkanı da burada tebrik etmek lazım. Yani iyi bir ekip oluştu. İyi bir, yani şehirde de bir olgu oluştu. Yani bu kadro başarır. Yani yönetim kadrosu başarır. O da bize bir haz veriyor. İşte biz de o yönetime layık olmadığına iyi bir takım ortaya çıkarıp iyi bir taraftara takım sunmak tekrar ediyorum. Bu takımın gerçek sahibi Ünye taraftarıdır. Bak tekrar ediyorum. Seyirciyle taraftarı ayrı tutmak evet, lazım. Kesinlikle. Seyirci farklıdır. Seyirci örneğin. Pazardan pazara gelir. Pazardan pazara gelir artı işte Ordu'dan Samsun'a geçiyor. Bir gürültü var, uğultu var. Ne oldu orada maç var gider seyredelim. O seyirci ama taraftar takımın peşinde. Yağmurda, karda, evet, çamurda o taraftar. O taraftarı biz burada gördük. Üçüncülükte gördük. Evet. Aynı o havayı, o jenerasyonu, o misyonu, o sinerjiyi burada yakalarsın. Yakalayacağız da o kanıdayım ben. Görüyorum bazı şeyleri. Yavaş yavaş şehirde bir hareketlilik var. Hocam ne zaman başlıyor hocam? Merak ediyoruz hocam. İşte biz de merak ediyoruz. Yani biz de bakacağız ki yani ben de takımı da merak ediyorum ben. Nasıl bir resim ortaya çıkacak? Yani hocam sahada görmemiz lazım. İşte, sahada ne olacak yani? Ya sahada olur. Sahada yani fazla da abartmaya gerek yok. Yani bu bir müsabaka, bir maç. Yani şampiyonluk gitti. Ya biz şimdi Halil Hoca Ladik Spor'da biz Ünye Spor'dayız. Yani Halil Hoca'nın final oynadım da ben. Kaybettim. Dünyanın sonu mu bu ya? Hayır hocam. Yani tabii tekrarı ki. Yok mu bunun? Hocam penaltı kaçtı. Oğlum müsabaka devam ediyor. Aynen. Tekrarı var. Ronaldo kaçırıyor. Örnek yani. Yani gol yap gol. Akşam şimdi Trabzonspor 2-1 öne geçti. İkinci golü attı Trabzonspor. Müsabaka bitti mi? Hayır. Ondan sonra onu 10 dakika 15 dakika yakın müsabaka oynandı. Devam etti maç. Atsaydın Beşiktaş örnek ya. Aynen öyle. Doğru hocam. Ya onun için yani teslimiyet tabii ki yenilgi olacak. Ama bizim bir sloganımız var. Yenilgi var. Teslim olmak yok. Aynen öyle hocam. Çok güzel bir slogan. Umarım da Ünye Spor yani hayal ettiğimiz noktalara bu şekilde ulaşacak hocam. Peki bildiğimiz gibi pandemi dolayısıyla uzun süredir futbol oynamıyor. Futboldan uzakta arkadaşlarımız yaklaşık Kasım'da başladığını düşünürsek 6-7 aylık bir süreç. Bu süreçte şimdi idmanlara başladınız. Hazırlık süreci de
olağandan biraz daha uzun sürüyor. Bunun evet. Dolayısıyla sakatlıklar oluyor mu şu anda idmanlarda? Ya, tabii ki adale ağrıları oluyor, sakatlıklar oluyor, ödemler oluşuyor. Evet. Yani bunu da yani burada belirteyim. Yani ben Bayrampaşa'da 3.lükte çalıştığım bu işin uzmanı, yani masör, Beşiktaş yetişme, Beşiktaş çalışmış iyi bir arkadaşımızı, tecrübeli, deneyimli bir arkadaşımızı o nedenle buraya ben evet. çağırdım, davet ettim, geldi. Teşekkür ediyorum buradan kendisine. Bayağı ilgileniyor. İşte hani MR'a getiriyor ama çok da MR'a bir masör getirmemesi lazım. O yerinde tesisi koyuyor. Tabii onluk değilse teşekkür ediyoruz buradan. Başkan hastaneye getiriyor. Tedavilerini yaptırıyor ama bu tür sakatlıklar olacak. Yaklaşık bir yıldır, 8-9 aydır maç oynamayan, koşmayan, yürümeyen oyuncular vardı. Onlar işte bir seviye çekmek yani evet. çok da kolay bir şey değil. Evet. Bizim orada çektiklerimiz, biz şikayetçi değiliz. Biz böyle olacağını biliyorduk. İşte tekrar ediyorum. İşte bir seviyeye getirdik. Yani şu anda oyuncu kadrosunun performansı bir seviyede. Hocam bitti mi? Yeterli mi? Hayır. Biraz daha. Aynen, biraz daha. Daha zamanımız iyi. Var. Evet. Biraz daha. Ama gönül istiyor ki sakatlık olmasın. Yani şükürler olsun. Ciddi bir sakatlığımız şu ana kadar çıkmadı. İşte o hastalıktan dolayı bir iki böyle bir arkadaşımız da, futbolcumuz da Allah'a şükür o işi de atlattık. Hiçbir şeyimiz yok. Dikkat ediyoruz. İşte mesafeye, maskeye, titizlikle doktorculuk evet. oynuyoruz orada. Bayağı o işlerde ben titizim. Bazen siviller geliyor. Tesisin işte panolar yapıştırdık. İşte kağıtlar yazdık. İşte maskesi falan. Bakıyorum görevliler, müdürümüz olsun. İdareciler de, başkanımız da çok hassas o konuda. Bayağı herkes titizlikle evet davranıyor. Hocam, ben de idmanlarda gözlemledim birkaç defa geldiğimde. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben müsaadenizle Halil Hocam'a bir soru Halil Hocam'ı da konuştur ya. Halil bırakın. Hocam da konuşsun hocam. Siz yoruldunuz biraz. Halil Hocam'a atayım ben topu. Hocam, bildiğimiz gibi anlaştınız şu anda Ladik'le. Evet. Teknik ekibiniz belli mi hocam? Yani nasıl bir yapılanma olacak orada? Şimdi Samsun'un Ayhan Bayraktar hocamız var. Hocamız tanır mı? Duydum. O bizim genel koordinatörümüz evet. gibi. Sonra geçen seneyle beraberdik. Sabri hocamız var, Kalevi hocamız. Zaten Ünyeli. O da bizimle beraber. Bir tane de genç bir kardeşimizi daha ekibe katacağız. Bir Ünyeli bir arkadaşımızla görüştük. O bir yerden haber bekliyor. Haber derken futbolla alakalı başka bir şeyden. Atanması var. Ama birini daha alacağız oraya. Öyle, bu şekilde böyle. Bir yapılanma olacak hocam. Peki transferler ne durumda? Siz bildiğimiz gibi Ünyespor mesela çoğu transferini tamamladı. Ladik'te durumda tabii, şu anda. Ben yönetim kurulumuza da söyledim. İş transferde 10 tane arkadaşımız var. Onlarla görüşeceğiz ve 10'uyla da anlaşacağımızı düşünüyorum. Bunlar geçen evet. sene bildiğimiz arkadaşlarımız. Dış transferde de geçen sene kendi gözlerimle izlediğim arkadaşlarımla görüşüyorum. Ama dediğim gibi bir tarih verildiği zaman bunlar tamamen resmiyet kazanır. Evet. Hocam, Ladik'te başarılı bir takım olur umarım. Tabii ki sizle bizim birlikte. Olduğumuz yerde her zaman başarılı oluruz evet. zaten. Transferi konuştuk. Ben biraz da Ünyespor'dan konuşmak istiyorum transferi. Tabii. Dediğimiz gibi hocam, az önce de dedik. Böyle takımlarda transfer bitmez. Ünyespor'da mutlaka transfer yapacaktır. Peki siz takviye bekliyorsunuz anladığım kadarıyla. Takımda eksiklikler var evet. mutlaka. Evet, takviye bekliyoruz. Yapacağız da. Aynı zamanda zaten pandemi dolayısıyla bahsettiğimiz gibi sıkışık bir fikstür var. Bu fikstürden dolayı da geniş bir kadro istiyorsunuzdur mutlaka ama ben şeyi sormak istiyorum hocam, kendi sorum olsun bu da size. Yani çok da soruluyor, merak ediliyor. Bir tane forvet transferi merak ediyor taraftar. Bir çilek transferi istiyorlar. Böyle bir çalışma var mı şu anda? Sizin bu yönde bir isteğiniz var mı? Benim isteğim var. Görüştüğümüz oyuncular da var. Tabii ki biz böyle iyi bir ekip çalışması. Nasıl ekip çalışması? İsimleri alıyoruz, tartışıyoruz. Hocalarla, teknik kadrolarla en son başkanımıza, işte transfer komisyonundaki arkadaşlarımıza sunuyoruz. Başkanımıza geliyoruz. Birebir başkanım görüşüyor. Bazen olmuyor. Evet. Bazen sıkışıyoruz. Oyuncu başka yerlere profesyonelce düşünüyor. Profesyonel tercih ediyor. Ama halen de yarın salı günü işte bir arkadaştan, futbolcu kardeşimizden haber bekliyoruz. O tabii ki görüştüğü takımlar var. İşte yarın son gün profesyonelliğin aktarmanın son günü. Yarından sonra tekrar ediyorum bir hareketlilik yaşayacağız. Ama önde ama ortada bir şeyler olacak yani. Evet, başkanımız da bu işin üstesinden gelecek. Evet hocam, takımımız için tabii ki her zaman iyiye gitmek için çalışmalar sürecektir. Peki bahsettik, başkanımızla beraber birlikte bir çalışmanız var. Yönetimle aranız nasıl hocam, iyi mi yani? Şu anda nasıl bir çalışma arkadaşlığı var? Yönetimle beraber yani şimdi bazılarını tanıyorum ama
Sanki ben de 17-10 yıllık benim arkadaşlarım gibi yani. Yani iyi bir diyalog içindeyiz. Yani şey, yani böyle görev dağılımı, anlayış. Yani biz futbolcularla konuşsak dahi önce Anıl kardeşimizle, Alperen kardeşimizle, işte kim? Ferhat kardeşimizle. Direkt başkana biz gitmiyoruz. En direkt gidiyoruz. Evet. Ben de gitmiyorum. Yani teknik kadro biz başkana direkt gitmiyoruz. He, bizlik bir şey varsa randevu alıyorum, direkt mutlaka gidiyorum. Yani amatör, Ünyespor ballıyı ama düşünce profesyonellik. Düşünce profesyonellik. Yani iş alakı, disiplin, profesyonellik, herkes yerini, herkes bulunduğu yerin hem değerini bilecek, hem hakkını verecek, hem de iyi işler ortaya çıkarmak zorundayız. O nedenle yani sonuna geldik. Takım olgusunda, oluşumunda, yapılanmasında sonuna geldik. Son adımlarımızı diyorum. Son hamleleri iyi yapalım diyorum. Onun için bekletiyoruz. Şimdi taraftar bana da soruyorlar. Ne zaman? Şu anda bizim santroforumuz var. Caner diye bir futbolcumuz var. Bu takımın santroforu Caner Çorak'tır. Yani Caner Çorak bu takımın, Ünyespor'un santroforudur. Evet. Bir tane de genç arkada kardeşimiz var. Al şey neydi? Ünyeli mi hocam? Genç takımdan yani geçen seneden kalma Efe'miz var. Efe'miz evet, var. Efe. Yani sol kenar oynuyor, santrofor oynuyor falan. Yani Caner ikisi şu anda. He. Hocam ihtiyaç var mı? Yani hangi hoca istemez? Mutlaka yani ben hocam, hayat için bile hayatım boyunca bilhassa bu antrenörlükte keşke hiç demedim. Keşke Halil Hoca da olsaydı. Halil Hoca'yı da alsaydık. Halil Hoca alınacak mı? Karar mı verildi? Alınacak. Evet. Keşke yok. Yarın keşke para etmiyor. Şimdi bir sezon boyu top oynatıyorsun. Futbolcuya lisans diyorsun. Bu Süper Lig'de de aynı. Hiç süre almıyor. Maç oynamıyor. Ama öyle bir zaman geliyor, formayı alıyor ki bir gol yapıyor sana. Tabii. İki gol yapıyor sana. İki gol yaptığın maçlarda 6 puan. Ligde bırakıyor seni. Tabii. Şampiyon yapıyor seni. Evet. Çok önemli bunun. Yani ama şu bir gerçek. Yani pandemi dolayısıyla şimdi orada bakıyorum ben. Bizim çalıştığımız eskiden takımlarda 23 kişi, 24 yukarı geçmez diye. Ama şimdi 3-5 tane daha sayı arttıracağız. Ama onları ben altyapıdan alacağım ki aldım şu anda 2 aydır benimle beraber. Çalışıyorlar. Ben de o konuyu daha detaylı sormak istiyorum. Buyur hocam size. Altyapıyla beraber idmanını takip ettiğiniz, idmanın başında olduğunuzu duydum ben. Altyapıda da Metin hocamızla beraber yeni bir yapılanma olduğunu biliyoruz. Ünyespor, Ünye halkı her zaman futbolu seven, gençleri futbola ilgi duyan bir halk oldu. Ünye böyle bir halk oldu. Altyapıda durum ne hocam? Altyapıdan daha çok arkadaş gelebilir mi? Ve Ünye gençleri Ünyespor'da oynamayı hedefleyecek bir pozisyona gelebilir mi? Ya gelebilir. Şimdi altyapıdan ben şimdi yani bazen yani kafayı yiyorum yani. Görüyorum şimdi o Metin Hoca'nın takımında, diğer Ünye'nin o genç takımında ben gittim, evet, diyorum senin parkın içindeki, Atatürk Parkı'nın içinde Orhan Hoca'yı ziyaret ettim yaptırmadan. Ünye Gençler Birliği. Osman Hoca'yı ziyaret şey yaptım. Ziyaret ettim. Başkanın yanına uğradım. Bizim Ülgen'in. Evet. Ülgen Başkan'ın yanına uğradım. Kostadino. Orada idmanları vardı. Oturduk Orhan Hoca'yla destek. Her zaman hocam ne demek? Beraberiz. Zaten eskiden beri tanıyoruz. Eski arkadaşımız, dostumuz var. Yani dedik hocam, yani onlara da söyledik. Varsa kulüp orada. Hocam buyur. Yani bizim onları seçme şansımız olmaması lazım. Yetenekli var, tutacak, golünden getirecek. Hocam buyur. Al. Yani ben şimdi Metin Hoca'nın takımında var. Aldım. Yine takip ediyorum. İdmanına çıkıyorum. Bugün pazartesi. Takım izin yapıyor. Biz hocalar, Sarper Hoca, Efe, işte bir test sonucu vardı. İşte Bedirhan, işte Atakan, antrenmandayız biz hocalar. Yani hocaların bir yere gitme şansı yok. Tabii hocam. Biz orada olduğumuz sürece kim? Tek bir oyuncu. 5 tane hoca orada. Biz öyle başarırsak, kazanırsak kazanacağız. Metin Hoca'nın idmanına çıkıyorum ben minik takımdan. Var orada. İşte Solbek, evet, o genç çocuk olsun. Öndeki o santrofor olsun. Ortada var. Var. Ama takdir edersiniz ki bir anda hepsi olmuyor. Mutlaka bir anda her şey olmuyor. Niye? Bizden farklı şey isteniyor. Yönetim kurulu benden farklı şey istiyor. Eğer farklı şeyler isterse tamam. Yani orada oyuncuya da gerek yok dışarıdan. Oyuncu, evet, taşımaya, evet, da gerek yok.
Ama şimdi biz buraya taşıdığımız oyuncular da böyle yani normal lig oynamış oyuncular değil. İşte kimi iki yıl üst üste şampiyonluk yaşamış. Kimi bu bal takımının nasıl bir takım olduğunu, bal liğin nasıl oynandığını bilen oyuncu grubu var orada. Yani bal liğinde tabii ki futbol oynayacaksın. Göze hoş gelecek, iyi şeyler yapacak, iyi futbol oynayacaksın. Ama bal liğinde futbol bir tarafa da 3 puan yazdıracaksın. Evet mutlaka. Hocam şunu söyleyeyim sana. Bir buyur defa hocam. Ünye 1957 Spor'un yaptığı transferleri tartışılmaması lazım. Kalite olarak ya şampiyonluk yaşamış futbolcular. Kimsenin tartışmaması lazım. Ama hepimiz de biliyoruz ki bu işte transfer şampiyon olma, lig şampiyonluğu olması arasında dünya kadar olmuyor. Fark var. Siz de zaten bunu gerekli çalışmayı yaparsınız. Yapıyorsunuz da. Aksaray'da daha önce şampiyonluk da yaşadınız hocam. Değil mi? Yaşadık hocam. M'yi hatta evet. Bizden almıştınız. Doğru. M'yle onlar alınmıştı. Evet, çok yakın arkadaşımla M'ye de benim. Ama farklı bir M'yi izledik orada. Yani biraz daha dizginleri ele aldık. Gerekirse aldık formayı verdik size. Evet yedek kaldı. Ondan sonra babamsın işte falan ben aç kaldı gurbet falan. Peki hocam Aksaray'ın grubu ile bizim grup arasında bir fark görüyor musunuz? Şimdi orası ayrı bir konu. Yani ayrı bir konu dedim. Yani bazen örneğin bir grup oluşuyor balliğinde. Bir bakıyorsun şu takım başı evet, çeker. Geçen sene mesela Mardin Siirt grubu. Örnek. Ama ben şimdi Aksaray'a gittiğimde üçüncülük Bayburspor'dan gittim ben Aksaray'a. 12 hafta sonra. Namalup takımı bıraktık gittim. Yani futbolcu çıkardı forma idareciye attı benim idarecime. Ben idarecime atılan idareci diyorum. Kadro düşü para cezası. Hocam para verdim diye ben bırakamam diye. O zaman ben de çantamı topladım. Aldım gittim. Aynı Ali Beyköy'den ayrıldığım gibi. İşte Halil Hoca'ya diye almadığı kadroya diye. Dediği zaman da olmuyor yani. O zaman beni niye buraya çağırdın yani? Siz yapacaksınız başkan. Bizim problemimiz gibi yani. Şu hocam. Futbolcu futbolculuğunu yapmıyor. Bazı futbolcular hocalık yapmaya kalkıyor. Hoca hocalığını yapmıyor bazı hocalar. Bazen de yönetici yöneticiliğini yapmıyor. Türk futbolunun en büyük problemi bu bence. Şimdi Halil Hoca güzel tespit ettin de ben de diyorum ki yani transfer yaptın. İsimler oynamıyor diyorum. Evet. Cisimler oynuyor. İşte Trabzonspor'da bakıyorsun ki giren oyuncu altyapıdan, çıkan oyuncu altyapıdan, tutan altyapıdan, atan altyapıdan gibi işte evet. Ömürler falan. Bu bakıyorsun orada ne var? Aile ortamı var. Tabii. Biz de Ünye Spor'da aile ortamını hocam kurabildim mi hocam? Kurmaya yönelik çok uğraş verdik. İyi bir yoldayız. Yönetim de burada çok güzel katkılar yapıyor. Zaten aile ortamını oluşturamadığın sürece şampiyonluk konuşmak imkansız. Önce aile olacağız. Ondan sonra. Tabii. Şimdi oynayan oyuncu memnun oyuncudur. Oynamayan oyuncuda sıkıntı vardır. Evet var. Benim için de teknik kadro benim için bizler için yıllarca bunu yaptım. Halil Hoca oynuyor mu? Halil Hoca ile bizim işimiz olmaması lazım. Oynamayan oyuncuyla olması lazım. Kulübe önemli olan burası. Halil Hoca yarın işini görür, sana eyvallah der. Ama buradaki çocuğu yeniden bir transfer yapmak lazım kulübenin içinde. Tabii hocam. İşte biz bunu yaptığımız için bir bakıyorsun Düzce'de bal takımı. Aynısını yaptık. Yapmaya çalıştık. Yapabildiğimiz kadarıyla bir baktık ligin zirvesindeyiz. Takım çıktı şeye. Playoff yoktu o zaman. Direkt çıkıyordu. Aksaray'a gittik son 9 hafta. Senin M'ye falan. M'ye inanılmaz top oynadı M'ye. Yani oynatmasa ben aldım onu kestim attım. Doğrudur hocam. Yok, hocam. Attım ama şeye kulübe. M'nin zaten mental problemi vardı. M'ye yoksa PTT liginde rahat oynardı yani. Evet. Şimdi Halil hocam. Mental problemi var. Şimdi TFF'de oynardı. Bak final maçında yani benim de yani. Silifke'yleydi sanırım. Silifke'yle bir de Akşehir'le üçüncüyle çıkma evet. Maçı. Ben kendimi beğenmem diyorum bak. Tabii. Tekrar ediyorum. Ben kendimi hayatta beğenmem. Takdir senin. Ama M'lini normal Ünye'de yaptı yapmadı ben ona bir şey diyemem. O işe karışamayız. Hocasına saygısızlık olur. Yöneticisine saygısızlık olur. Ama ben M'nin başında sahaya antrenmana çıktığım zaman M'ye bu takımın bir parçasıdır. Futbolcusudur. M'ye eğer oynamıyorsa söylediğimi yapmaya çalışıyor da yapamıyor. O ayrı. Yapmıyorsa bekleyecek. Ki bekledi. En son final maçında ben Galatasaraylı Sabek Şener'in menajeri benim arkadaşım. Trabzon'da. Davet ettim Mersin'e. Akşehir maçına diyorum. Buyur. Misafirimsin otelde. M'ye gel yavrum.
İşte menajer, işte Şener, geçmişin Şener'in menajeri, işte sen M. Ben senin hocanım, teknik direktörüm. Bu saatten sonra benim seninle işim olmaz. Sadece maçta sana bakacağım kulübeden. Oynadın, oynamadın dışarıya. Çocuğa teslim ettim ben. Çocuk onunla konuştu. Aynı şunu dedi. Çık, mailini göster İstanbulspor'a. Ya da A kulübüne seni sunmaya çalışacağım. Tabii. Çıktı oynadı aslanlar gibi. Özkan'ı da oynadı. Şafak'ı da oynadı. Herkes oynadı. Bir baktık. Maç bitti. Aksaray üçüncülükte. Evet. Yani çok zor değil. Eğer grubun sağlam da bir iki tanesi uyumsuzsa ister istemez o sağlamları bozamıyor. Tabii hocam. Adam sevmeyebilir. Oynamayabilir. Biz zaten yani ben hayatımda kadro açıklamam. Bir Halil Hoca açıklamam. Formayı asar oraya. Oyuncu gider oradan alır. Oyuncu der ki bu hafta performansım benim iyi. Ben alacağım hocam. Takım arkadaşları da diyor ki sen bekle oğlum. Niye? Bu hafta kötü çalıştın oğlum. Tabii ki oynayanı benim kenara itme şansım yok. Şunu söyleyeyim hocam. Mesela futbolcular arasında şu vardır. İşte hoca beni yedi. Hoca oynar. Ya şimdi ben niye bile bir lades yapayım? İyi adamı niye oynatmayayım? Burada ben ne için hocayım? Burada 3 puanı almak için değil mi? Kimse doğru. Kimseyi yemez. Kimse kimsenin hakkına girmez. Ya şimdi az önce siz değindiniz. Yani şimdi duyuyoruz. Amatör takım. Amatör takımda yani oyuncuya dayalı düzen ya da idareci. Ben hiç başarılı olmaz yani bence. Ben diyorum ki bak sadece antrenörlükte 34 yılım bitti diyorum sana. Evet. Bitti. Yani ben bir şey görmedim. Yani ben hiçbir yönetim kurulu benim adamım olmadı. Yani oyuncu da benim adamım değil ki. Tabii. Yani ben şimdi Halil Hoca oynuyor. Bediren oynayacak da Efe oynayacak da örneğin Atakan. Ben Atakan'ı oynatmayacağım. Örnek yani. Hocam biz mesela geçen sene Lade'ye gittik. Stoper'in biri Vedat Taşdemir'di sanırım. Çok tecrübeli bir isim. Transfer olmak istedi gitti. Diğer stoperimiz kasığında problem vardı. 3 hafta yoktu zaten. Hiç maçı olmayan 2002 doğumlu Cavit'i oyuna attık. Her maç 90 dakika oynadı. Şu anda da ben sezon başı Lade'ye gittim geçen hafta içi. Yönetime verdiğim listede ilk kalmasını istediğim futbolcu 2002 doğumlu Cavit kardeşim oldu. Dediğiniz gibi isim değil hocam. Yetenek oynuyor yani. Ya şimdi eskisi gibi değil ki. Televizyon ki, var, her şey var. Şunu söyleyeyim biz Mehmet Kahvecioğlu'nu transfer ettik. İlk defa amatöre döndü. Mehmet Kahvecioğlu'nu kesinlikle tanırsınız tabii. Hocam. Bilirsiniz. 10 numara karakteri Cavit Mehmet Kahvecioğlu'nu kesti. Tabii. Mehmet Kahvecioğlu'nun 250 tane ikincilik, üçüncülük maçı var hocam. Ya yeter ki çocuklar oynasın. Onlar bizim hep evlatlarımız. Aynen öyle hocam. Peki şu anda bahsediyoruz tabii ki saha içi önemler dediğimiz gibi oynanacak futbol önemli. Fakat her zaman önemlidir takımdaki ortam, arkadaşlık. Şu anda tesiste nasıl bir ortam var? Siz bunu nasıl görüyorsunuz şimdi hocam? Şimdi şöyle yani eskiden yani bizim oynadığımız dönemlerde hani derdiler ki işte papaz futbolcu falan. Şimdi az önce de söyledim yani en az bir tane iki tane şampiyonluğu var hepsinin. Evet. Üç tane üstte yaşayan da var. Yani 3 tane 2 tane şampiyonluk yaşayan futbolcunun yani bir egosu olur da. Yani öyle bir şey yok. Şimdi zaman zaman tabii ki temas oyunu futbol. İlerliyor yani böyle çim saha yağmur oluyor kayıyor. Abisine sert giriyor. Abisi bakıyorum kaldırıyor. Gözlüyorum ben de. Futbol gözleme oyunu bakıyorum. Yani bir şey diyecek mi işte falan. Tabii ki canı yanıyor abisinin ya da gencin. Ama 2 dakika sonra idmandan sonra sarılıyorlar. Yani egolu oyuncumuz yok. İşte ben de diyorum ki yani biz şimdi hepimiz Karadenizliyiz. Yani biz böyle çabuk yemek yeriz, çabuk konuşuruz. Yani biz böyle vurup koparmamız lazım yani alıp götürmemiz lazım. Yani bazen gidiyorum ben oğlum az silkelenin işte falan filan gençler yani bu zamanın gencine önerim buradan. Yani ben durağan futbolcu sevmem. Abi mesajdır buradan Ünyespor'un futbolcularına durağan oyuncu istemem. Yani çalıştığımız oyuncu yok mu bunlarda? Var içlerinde. Onlar da onlara empoze ediyorlar. Yani konuşuyorlar birebir. Orada şimdi Şafak takım kaptanı Özkan. Evet. Yani Doğan. Yani bu liglerde yıllarca oynamışlar. İşte Şükrüsü'dür. Hepsi bu liglerde adam. Yani bakıyorsun Remzi geldi. Onur geldi. İşte Kadir geldi. İşte Ömer Ali'si var. Kaleci Doğanlar.
Selimler, Hakan Doğanlar, Şörlötler, Hakanlar. Yani bunların hepsi kendi klaslarında futbolcu. Evet, evet, İşte bunları bir araya getirdik. Bundan sonra sahanın içinde de bir araya getireceğiz bunları. Oynayan oynamayanı herkes bir ucunda tutacak. Evet. Zaten orada biz az bir şey gördüğümüzü hemen uçururuz, aforozu deriz. Bak burada mesajdır. Birebir bunları çağırıyorum ben odaya. Odalarını da gidiyorum. Hocaları da yönlendiriyorum. Zaman zaman orada biz tavlamızı da oynuyoruz oyuncularla. Ama sırf bir birliktelik. Evet. Sırf hoca değil de baba oğul. İşte Erol Hoca değil de Rüştü Hoca değil de Orçun Hoca değil de Sarper Hoca değil de abi kardeş. Bu ikilemleri, bu denklemleri bir araya getirirsek inanın yönetim de azalacak, hocası da azalacak, taraftarı da azalacak. Herkes mutlu olacak. Mutlaka. Ama bu mutluluğu tekrar ediyorum. Bu mutluluğu yaşamak, yaşatmak için bir an önce Futbol Federasyonu 15 Şubat'ta aktarmayı başlattığın zaman ki 15 Şubat o dilime kadar bir şeyler söylemesi lazım. Şu dördüncü lig saydığımız Türkiye'de dördüncü lig dediğimiz futbolda. Şimdi herkes futbolda yönetim kurulunda bir şeyler söylüyorlar. Nihat Özdemir gidiyor örneğin çimento fabrikası açılışına bir şey söylüyor. Doğal olarak mikrofonu tutuyorlar. Gazeteci sizler gibi balli ne zaman başlayacak? Adam lep demeden hemen Ali Düşmez diyor ki ballini mi soracağım bize? Ben şimdi yönetim kurulu arkadaşım var. Şu anda Yılmaz Büyükaydın. Söylüyoruz, konuşuyoruz. Ona yakın kaynaklardan bilgi alıyorum. Hızlandırılmış bir lig oynanacak. Oynanacak da ne zaman oynanacak? Ne zaman oynanacak? Geliyoruz işin başına. Ne zaman oynanacak? Şimdi Halil Hoca bekliyor. Yani bu bir mebaldır. Yani bu bir bekleyiştir. Yani bir insanın bir iş beklemesi kadar kötü bir şey yoktur. Evet. Yani tamam işin tepesinde de yani ikinciliklerde ben bulundum. Tamam oraya çıktın mı, oraya yönettin mi, orada çalıştın mı rahatsın. Ama aşağısı ne olacak? Efe'ye kim bakacak? Evet. Bedirhan'a kim bakacak? Bunlar da futbolcu da bunlara kim bakacak? Yekta'ya kim bakacak? Umut Şafak'a kim bakacak? Yeni bir tane kaleci davet ettik, çocuk geldi. Bunlara kim bakacak? Sefa'ya kim bakacak? Yani bu iş o kadar kolay değil. Yani orada 3 öğün teşekkür ediyorum. Yani buradan tekrar Mehmet Ali Başkan'a teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluna 2 aydır aşkın orada yemek çıkıyor. Yani bacamız tütüyor. Çoğu takımda su yok. Beni konuşturmayın. Evet, ben evet. Liglerde çalıştım ya. Suyu yok içmeye. Suyu. Ama Ünyaspor'da şu ana kadar bir olumsuzluk yok. Gıda bakımından yatak, yakacak, ulaşım, saha, malzeme. Yani bunlar da bir gerçektir. Futbolun gerçekleri bunlardır. Yani bizleri rahatlattılar. Tekrar teşekkür ediyorum onlara da. Helal olsun onlara. Haklarını evet. da vermek lazım şehir olarak. Her şey yerli yerinde hocam. Peki şimdi siz bahsettiğiniz gibi durağan oyuncu istemiyorum dediniz. Ben biraz da oyun stratejinizi sormak istiyorum. 3 puan, ana hedef 3 puan dedik ama ünye halkı stada geldiğinde veya televizyondan izlediğinde nasıl bir takım görecek sahada? Sizin oyun planınız nedir? Nasıl bir futbol izletmek istiyorsunuz? Şimdi biz az önce de bahsettim. Biz böyle hareketlilik her zaman bereket getirir. Ama yani biz şimdi takımımız yani Ünyaspor top oynayacağız biz. Oynamadan kazanma şansın yok. Bunu bir kere bilelim. Bir futbol takımı top oynayacak. Oynamadan kazanamazsın. Yalnız önce güvenlik. Yani önce güvenlik. Önce koruyacaksın. Evet. Ondan sonra atak edeceksin. Hücum edeceksin. Yani bizde böyle çık sahaya yani bir karakter, bir oyun, bir futbol takımının oyun karakteri. Bizim karakterimiz bir tane gol yesen dahi, iki tane de yesen, üç tane de yesen ki yedik. İlk yarı geriye de düştüğümüz maçlar oldu. Çevirdiklerimiz de oldu. Bir futbol takımının özellikle Ünyaspor'un oyun karakteri olacak. Oyun kültürü olacak. Böyle ne yaptığını bilmeyen bir takım görüntüsünde değil de böyle top oynayan, oynamaya çalışan, güvenli, sağlam, karakterli bir futbol takımı seyredebiliriz. Bizim düşüncemiz bu. Önce güvenlik, sonra hücum. Yani çıkayım da arkada güvenliği bırakalım. Hep beraber hücum. O iş zaten biz yapma şansımız yok. Lig takımları yapamıyor. Hep evet. beraber gideceğiz, geriye geleceğiz, tekrar gideceğiz. Böyle bir oyun sistemi zaten kalmadı.
ne yaptığını bilen bir takım görüntüsünde oldun mu? Biraz da mücadele ettin mi? Örneğin senin performansın o gün o maçta kötü olabilir. Ama Halil Hoca senin yerine bir tık daha iki kere koştu mu senin açını da kapatır. Evet. Yani mücadele artı top oynayan bir ekip yaratma arzusundayız. İnşallah hocam, biz de sahada bunu görmek için sabırsızlık diyoruz. Müsaadenizle ben birkaç yorum okumak istiyorum. Çok fazla yorum gelmiş. Ufuk Hançer, Halil Hocam ağzına sağlık diyor. Mustafa Dikmen, Aydın Hocama saygılar ve başarılar demiş. Erdoğan Atik, iyi yayınlar Halil Hocam, Aydın Hocam İstanbul'dan selamlar. Ata Anıl, Ünye Spor için o sene bu sene inşallah profesyonellikte olmalıyız. Hocalarıma başarılar dilerim diyor. Murat Koç Yiğit, Halil Hocam sonuna kadar yanındayım. Rabbimin izniyle inşallah iyi şeyler olacak diyor. Emre Köksal, efsane hocam demiş. Ümitcan, Ünye Spor çok şanslı, başarılar. Nail Akdeniz, Aydın Hocam hayırlı akşamlar demiş. Sabri Karayalman, iyi yayınlar diliyorum Halil Hocam ve Aydın Hocama selamlar diyor. Bu şekilde yorumlarımızı aldık. Program süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama ben son olarak birkaç sorum daha var hocam. Onları buyur, da sormak istiyorum. Bildiğimiz gibi ben şimdi idmanlara da geldim hocam, biliyorsunuz. Birkaç röportaj yapmak istedim arkadaşlarımızla, futbolcu arkadaşlarımızla. Hani saha içiyle ilgili bir şey sormak istiyorum ama her zaman bana geri dönüş şu oldu. Yani zorluk, o dönemki pandemiden dolayı olan bir zorluk, psikolojik olarak rahatsız olduklarını hissettim. Şu anda henüz somut bir şey olmasa da yavaş yavaş bir şeyler şekilleniyor gibi. Oyuncuların psikolojisi şu anda ne durumda gözlemleyebildiğiniz kadarıyla? Ya yine böyle temkinli davranıyoruz işte maçları seyrederken, yemekhaneden çıkarken, girerken. Yani biraz da böyle halka açık bir yer. Koruyoruz, kolluyoruz. Tabii. Mümkünse çocuklar odalardan işte çarşıya çıkıp maske, o işleri hallediyorlar temizliğe. Evet. Yani masörümüz olsun, çok titiz. Yani bir yani sağlıkçı gibi çalışıyor orada her yer. Biz de malzemesi, müdürümüz, herkes yani gıptayla herkes bulunduğu yeri temizliyor. Çocuklar da dikkat ediyor. Özellikle sahada da böyle işte antrenmanın bitimlerinde böyle mesafeleri koruyarak işte böyle oyuncular çeşitli hareketlerde bulunuyor. Buna da dikkat ediyoruz. Hani fazla üst düzeyde yapacağımız bir şey yok zaten. Evet. Biz de işte basından takip ettiğimiz kadarıyla, ama şükürler olsun şu ana kadar çok üst düzey bir şey yaşamadık. Rabbim inşallah hiç kimseyi yaşatmaz. Bir an önce bu işten kurtulalım. Herkes de ekmeğinin peşinde, bu futbolcular yani ben acıyorum yani, günah tek kelimeyle yani. Yani şehrinde, memleketinde, yurdunda adam futboldan uzak. Bir grup oynuyor yukarıda. Her hafta 5 lira, evet, 6 lira, 10 lira test parası veriyor. Bir grup bekliyor. İşte oynayana bakıyorsun. 3 günde bir oynuyor. Üçüncülük, ikincilik. İşte bekleyene bakıyorsun. 3-4 ay balliği. İşte hızlandırılmış birlik. Ona da razı futbolcular. İdareciler, antrenörler ona da razı. Ama bir adını koyamadık ki. Yani bir belirlesek ona göre bir önlemimizi de alırız. Şimdi Mart'ın sonu dese Futbol Federasyonu, zannedersem hiçbir idareci ağzını açıp da futbolcu antrenör hiçbir şey söylemez, evet, ki tam tersi memnun olur, memnun kalır. Türkiye'deki bu kadar futbolcu, bunların aileleri var da, bunlar evine iyi kötü ekmek getiriyorlar yıllarca. Bu adamların işi bu, başka işleri yok. Zaten kafasında bu işi bitiren futbol oynamıyor, bitiriyor. Zaten bu balliğinde oynayanların çoğunluğu zaten 2 sene 3 sene sonra zaten bu işi bırakıp belki de antrenörle soyunacaklar, idarecilere soyunacaklar. O nedenle işte yetkililer bir an önce işte Tarık, zannedersem ben de işte aldığımız duyumlar 15 Şubat'ta aktarmalar başlayana kadar bir şeyler söyleyecekler ki aktarma nasıl yapılır? Kitapçıyı yayınladılar ama zannedersem ek bir şey Futbol Federasyonu nasıl Halil Hoca'yı ben lisanslayacağım. İşte kulübe kazandıracağım. Onu da herhalde artı bir kulüplere sunarlar. Yani sunacaklar da yani. Kabine evet, toplantısından sanırım köy okulları 15 Şubat'ta yüzde eğitim öğretime başlıyor. Daha sonra 1 Mart'ta da 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Bu da bizim için iyi bir gelişme hocam. Güzel, güzel. Yani yavaş yavaş, tünelin ucu yavaş yavaş görünmeye başladı zannedersin. Hocam yani onlar açılmasa bile biz ne diyoruz? Üçüncülük kadar değerlidir Ballıgı hocam. Dördüncülük hocam, ben amatör değilim. Yanlış yani anlama. Dördüncülük bile demiyorum. Yani profesyonel yani. Hocam dördüncülük bile demiyorum bak. İşte. Üçüncülük kadar seviyede, o seviyede. Ki üçüncülükte çoğu takımın bir Ladik kadar, bir Ünye kadar, bir Ordu kadar imkanı yok. Yok. %70'i yok hocam, buna inanın. Evet.
test parasını kendimiz karşılayalım diyoruz. Bakın oynatın. Aşı parası bile verelim diyoruz. Normalde herkes ücretsiz ya. Biz erken olalım, verelim diyoruz. Hala bir cevap yok. İnşallah ayın 15'ine kadar. Ya şimdi Halil Hoca biraz daha mesela geriye gidelim. Örneğin. Yani bir mağduriyet var mı? Var. Var. Yani üçüncülükteki de mağdur oldu. İşte buradaki de mağdur oldu. Ta ikinci amatör kümedekine kadar mağduriyet oldu. Evet. Herkes mağdur oldu. Yani ben inan şunu beklerdim yani. Yani kontenjan. 5 kişi ufak oyuncu bulunduracağın işte 5 tane işte yaşlı diyelim yani kaba tabirle. Yani ben inan kontenjanın kalkacağını bekliyordum yani. Hani mağduriyet var ya bir kereye mahsus kontenjanın kalkacağını bekliyorum. Şimdi bizi arıyorlar. Futbolcu arıyor. Halil Hoca ben işte falan. Hasbelkader ya 3 gün sonra arıyor seni ya alındı ondan sonra alıyor. Tercih etme şansın yok. Niye? Ya. Aynı bölgeye 2 tane adam alma şansın yok. Hemen sana gönül koyuyor. Yani o haklı. Haklı da bana gönül koymayacaksın. Federasyon. Gönülün yeri orası. Şimdi adam ne diyor? İşte hocam arayaş. Yoğunluk şu anda bal liglerinde arayaş. Arayaştan 2 tane hamle şansın var. Bulunduruyorsun şimdi biz de örneğin Ünyaspor'da 8-9 tane arayaş var. Ben 2 tanesini alacağım. Öbürlerini çıkaracağız mecbur türbüne. Tabii. Ben çıkarmıyorum. Kitapçık çıkarıyor. Evet, aynen. Ben beklerdim. İnanın beklerdim. Yani Nihat Özdemir, Ali Düşmez. Yani bırak tarihi açıklamayı. Tabii ki tarih çok önemli de başlayacak. Kesin oynanacak bu lig yani. Bu lig ok yaydan çıktı oynanacak. Yalnız şu pandemiyi de göz önüne alırsak şu kontenjanı muhabbetini kaldırırsalar inanın şu futbol kamuoyu alt ligler bu Balli'nin oyuncuları süper amatör o kadar memnun olacak ki o kadar teşekkür edecek ki yani Futbol Federasyonu bence bir daha bu işi gözden geçirmeli. Tabii. Buradan idarecilere de seslenelim. Lütfen siz de bir kamuoyu oluşturun demiyorum. Yani şimdi güne kadar ne yapıyorduk? İdareciler Ankara'ya çağırıyordular. Üçüncülük, altlıklar biz de gittik. Sadece kaldır indir. Ben de diyorum ki idareciler lütfen kulüp idarecileri. Yani biz bunları daha önce Yozgat'ta sağda solda çalıştığımız zaman dile getirdik. İşte gazetelerde küpürlerde çıktı. Teşekkür taraflı tarafsız yani tepkiler aldık. Şimdi siz de proje üretin. Yani zor mu yani bir kere mahsus kontenjan. Kontenjan kim ya? Yani benim sosyal hakkımı. Ya burası demokrasi ülkesindeyiz ya. Ha önü gelen herkes oynayacak. Ya bırak oynayan oynasın ya. Hageden oynar. Her ya kendi, Allah Allah ya. Hangi hoca hak etmeyen oynatır ya? Ya kardeşim sen kontenjan olabilirsin. Sen benim işime yaramasan ben tabii seni alma şansım var mı Üniversitesi'ye ya? Yok. Yok hocam. Beni niye 5 kişiyle sınırlandırıyorsun? Süper Lig'i sınırlandır ya. Ben 16 tane verdin oraya. Sınırlandırabiliyor musun? Yemez. Yani 16 tane oraya verdin. 5 tane de 8 tane ver de ben o zaman alayım. Bana gönül koyan adam alayım. Ha ben duygusal değilim. İşine yarayan adam. Ben ne yaptığımı farkındayım. Tabii işine. İyi bilenlerdenim yani. Ne yaptığımı iyi bilenlerdenim. Yani ben çalıştığım kulübü zarara sokmam. Sokamam yani. Yarın ben mağdur olacağım. Futbolcum mağdur olacak. Aynı tip 2 tane kontenjan, 2 tane aynı tip özellikle oyuncu ya da 3 tane alma şansım zaten yok. Burası bir amatör kulüp. 2B takımı değil ki burası. Bura benim alacağım oyun sayısı bellidir yani. Tabii hocam. Yani lütfen idareciler yani bu yönde ayaklanın. Tamam bu yönde ayaklanın. Ama diğer konuda lütfen bak tekrar ediyorum. Siz yazın dilekçe, mail atın federasyona. Yani bir kere mahsus şu kontenjanı kaldırın. Şurada idarecilerin, futbolcuların, antrenörlerin ellerini biraz daha güçlendirin ya. Düne kadar neydi? 2 dakika, 1 dakika oyuncuyu sokuyorduk içeriye, alıyorduk dışarıya. Yani bu adamın anası babası yok tabii mu ya? Onuru, gururu yok mu ya? Bazı hocalarımız ne yapıyor? İlk 11 başlıyor, dakika 1'de ilk 30. saniyede top nerede? Taca, korneri, avuta çıkarsa tamam, tamam o yaklaşımı bana sundular. Şeyde Yozgat'ta mı Aksaray'da kesinlikle olmaz dedim ya. Ben oyuna başlatacağım, alacağım dışarı. Evet. Yani bu çocuğun anası babası gelir. Bırak yani ayıp olur yani. Aynen öyle hocam tabii ki. Ben tekrar son bir kez yayını kapatmadan önce şunu söylüyorum. Nihat Özdemir dedi ya 100 bin tane maçı nasıl oynatacağız diye. Nihat Özdemir abim, sayın başkanım. Bal ligini başlatırsın. Nasıl ki ilk önce Süper Ligi başlattın. Daha sonra PTT'yi 2-3'ü başlattın. Bal ligini başlatırsın. Daha sonra zaten kısa lig, yerel ligler. Duruma göre, pandemiye göre onları da oynatırsın. Bak biz test paramızı veriyoruz diyoruz. Aşı paramızı veriyoruz diyoruz. Lütfen el insaf. Bir tane ihale azal. Bizi oynat.
Buyur kardeşim. Teşekkür ediyorum Halil hocam yorumlarınla bize katıldığın için. Aydın hocam çok teşekkür ben ediyorum. Ben de teşekkür bugün ediyorum. Beraber oldun, davetinizden dolayı kulüp adına da teşekkür ediyorum. Fırsat buldukça zaman zaman yardımcı olmaya çalışırız. Çok Allah teşekkür ederim. İyi bir sohbet hocam. Oldu. İyi sohbet oldu. O inançtayım. İzleyenlere iyi geceler diliyorum. Herkes gönülleri taraftarın rahat olsun. Hep beraber biz Cevizli Dere'deyiz. Bir istek, bir arzunuz olursa, bir söyleşi, bir öneriniz olursa oradayız. Takip edin, birbirini takip edelim. Gelin, davetlimsiniz, çayınızı içelim. Lütfen siz de gelin, her antrenmana gelin. 15 dakika antrenman önce sizin futbolcu, ondan sonra lütfen bize bırakın. Öyle dostça, dostanece bu işleri görmeye çalışalım. Herkese iyi geceler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. İnşallah ligler başladığında da inşallah burada size şampiyon ünvanıyla da ağırlanma fırsatını buluruz diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Bu gece bizlere sabredip bizlere vaktini ayırıp bizleri dinlediği için. Ünye Spor bizler için bir sevdadır. Bu sevdaların peşinden gitmek gerekiyor. Sevdalar vazgeçilmediğinde değer kazanır. Herkese iyi geceler diliyorum. Moda TV ekranlarında bir futbol arena programında daha sizlerle birlikteydik. Haftaya aynı günde aynı saatte sizlerle görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar.